Sabitçe hakkımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok keyfi bir şekilde, az önce Sayın Genel Başkanımızın çok veciz bir şekilde gönderdiği mektupta ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe üzerinde yaptığı konuşmada Türk halkına çok açık bir şekilde şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez parlamentoda Sayıştay raporları gelinmeksizin meclis yönetim hakkını kullanamıyor değerli arkadaşlar. Esasında bugünkü toplantılarımızın Türkiye'nin her yerinde, bütün illerimizde Türk halkına hükümeti şikayet eden bugün açıklamalar yapılıyor. Anayasamızın çok amir hükmüne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk parlamenter sisteminde yasama, yürütme, yargı erkinin yürütmenin eylem ve işlemlerini Türk halkından topladığı vergileri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti şu anda nasıl harcadığını, bütçeyi nasıl kullandığını denetleyemiyor. Bakın, değerli başkanım rakamlarla ifade etti. Ben de sizlere rakamlarla ifade edeyim. Şu anda Türkiye'de 50 Sayıştay üyesinin 42'sini AKP hükümeti hakkında değerlendirmiş. Ve Sayıştay şu anda 132 tane rapor düzenledi Sayıştay. Bu raporların hiçbirisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Yani ben şu anda çocuklarımın vergileriyle oluşturan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini nereye harcandığını, nasıl harcandığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en önemli görevlerinden biri olan benim denetim hakkımı, parlamentonun denetim hakkını kullanamıyor. Bir sayfalık rapor gelmedi meclise. Ve şu anda biz, bakın, çarpıcı basın mensubu arkadaşların dikkatine sunuyorum. 2002 yılında 522 ihale yolsuzluk davası açıldı Türkiye'de. 2002 yılında. Bunların 72'si mahkumiyetle sonuçlandı. Mahkumiyet oranı %14. 2002 yılında 6.990 kamu davası açıldı. Dikkatinizi çekiyorum. 2002, 522 dava toplam. Türkiye'deki yolsuzlukla ilgili, ihale fesatla ilgili açılan dava sayısı. Şu anda 6.990 dava 2012 itibariyle ve 1947 mahkumiyet yaşanmış. Türkiye şu anda tamamen keyfi, yasa dışı, hukuk dışı, denetim dışı Türk halkının paraları nereye harcandığı meçhul. İçişleri Bakanlığı. Kaç defa sorduk değerli arkadaşlarım. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi ne kadar Toma'ya gidiyor, ne kadarı gaza gidiyor, ne kadarı insanların üzerine sıkılan tazyik kutusuya gidiyor. Kimyasal alıyor musun? Maalesef Türkiye'de şu anda Türkiye Tayyip Erdoğan'ın babasının çiftliği şekilde yönetiliyor. Ve parlamento tarihinde ilk kez 2 yıldır denetim hakkını kullanıyor. Bakın yine Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre Türkiye 178 ülke arasında 54. sıraya gerilemiş. 37. sıradan şeffaflık sıralamasında 54'e gerilemiş. Yani bu rakamlar Sayın Genel Başkanımızın mecliste ifade ettiği gibi Türkiye ilk defa Asya ülkelerindeki o kabile devletlerinde görülemeyecek bir keyfiliği yaşıyor değerli arkadaşlar. Bunu biz tabii ki peşini bırakmayacağız. Denetim görevimizi en sert bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şu anda bütçeyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Sabah saat 10'da meclis başlıyor görüşmeler. Saat gece 1'e kadar devam ediyor. Maalesef hiçbirisi AKP'li siyasetçilerin oradaki bütçe görüşülürken gelip de kürsüye bu paraları nasıl harcadığı konusunda bir tek bilgi dahi veremiyorlar. Türkiye bu noktaya. İşte biz buradan o nedenle diyoruz ki 2014 Mart seçimleri Türkiye'de bir yerel seçim olmanın ötesinde Türkiye'yi tekrar saygın bir devlet olma, halkın devleti olma, ranttan uzaklaşan, gerçekten halkın ödediği vergilerin hesabını verebilen, hesap verebilen şeffaf bir demokratik devlet olma iddiamızın hesedildiği yer olacak. Bakın değerli arkadaşlarım, Salı günü, geçtiğimiz Salı günü Anayasa Mahkemesi'nin vicdanların artık durduğu Balbay'ın 4,5 yıl hapis cezasından sonra Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var diyerek tespit ettiği, oy birliğiyle tespit ettiği Balbay'ın meclise göreve başlaması en azından bizim için, Türkiye için, Türkiye'de adalete olan inancımız için bir umut yarattı bize. İlk defa. Yani bu kadar
karanlığın yaşandığı, bu kadar despotluğun yaşandığı, bu kadar hak ilerlerinin yaşandığı bir Türkiye'de Balbey'in yemin ederek göreve başlaması Türkiye'de sanki bir kardelen çiçeği gibi umutlarımızı yeşerdi. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte tüm milletvekillerimiz, bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, halkın, milletin iradesiyle seçilmiş, yasama görevi yapmak için halkın yetki verdiği milletvekilleri hangi partiden olursa olsun parlamentoda gelip görevlerini yapmasını biz demokrasi adına, milleti iradesine saygı adına yürekten temenni ediyoruz. Ancak şu gerçeği de göz ardı edemeyiz. Balbay bırakıldı ama binlerce haksız tutukluluk devam ediyor. Türkiye hukuk devleti adına en karanlık dönemini yaşıyor. Bakın, yüzü aşkın gazetecimiz hala tutuklu. KCK davasından birçok yurttaşımız haksız bir şekilde uyduruk delillerle yargılanmaya devam ediyor. Ergonokon davasında hala sahte düzenlendiği kanıtlanmış dijital sahte belgelerle birçok subayımız, birçok aydınımız içeride yatmaya devam ediyor. Bunların herhalde biz bunları şunu biliyoruz. Türkiye'de yargı devleti olması adına, hukuk devleti olması adına, adaletin sağlanması adına bundan sonraki mücadelemiz çok daha sert olacak. Ama tabii ki önümüzdeki sonuçta Tayyip Erdoğan şunu söylüyor. Siz böyle söylüyorsunuz ama millet böyle takdir ediyor. Önümüzdeki yerel seçimler bu anlamda sadece Bandırma'nın belediye başkanını, Balıkesir'in belediye başkanını seçeceğimiz değil, aynı zamanda iktidarın bu despot ve faşist düzene, İslam'ın faşist düzenine karşı Türk halkının bütün demokrasi güçlerinin yan yana olması gerektiği bir süreç yaşanır. Ben bu anlamda buradan yerel seçimlere gelirsek şöyle değerlendirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez adaylarını, belediye başkanı adaylarını Ankara'nın dehlizlerinde kapalı kapılar ardında değil, olabildiğince şeffaf ve demokratik iradeye saygı duyarak belirlenen bir sürece göre değerlendirilir. Şuna emin olabilirsiniz. Bandırma ve Balıkesir'e dahil olmak üzere hiçbir ilimizde, hiçbir ilçemizde asla subjektif, kapalı kapılar ardında onun adamı, bunun yakını, genel başkanın yakını diye bir şey asla yaşanmamıştır. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Yapılan kamuoyu anketlerinde çıkan arkadaşlarımız, genel merkezin konuşunun belirlediği kriterler çerçevesinde sandık konularak bu arkadaşlarımızın ne bazında karşılıkları da tüm üyelerimize sunularak açılmıştır. Türkiye'nin pek çok yerinde. İşte geçtiğimiz haftada sanırım 30 Kasım'da burada Bandırma'da da bu süreci birlikte yaşadık ve Bandırma'da büyük bir demokratik olgunluk içerisinde, büyük bir demokrasi şöleni içerisinde üyelerimizin söz yetki karar sahibi olduğu bir süreç burada yaşanmıştır. Aynı gün ben de İstanbul'da 17 ilçede Beylikdüzü'nde ben de görevliydim ve orada da inanın seçim yapılacağı yere gittiğimizde sabah 7'de bütün partilerimizin sanki düğüne gelir gibi, bayrama gelir gibi geldiklerini gördüm. Ve Balıkesir'in birçok yerinde bunlar Edremit'te yaşandı, burada yaşandı, Ayvalık'ta belki yaşanacak. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını iki tane demokratik meşruiyetle belirliyor. Birincisi, kamuoyu yoklamalarıyla halktaki karşılığını adayımızın arıyor. İkincisi, çıkan anketlerde yakın olan adaylarımızı üyemizin takdirine sunuyor. Genel merkezimizin aldığı ilke kararı gereği. Ve bu süreç aynen devam ediyor. Dolayısıyla 30 Kasım'da büyük bir demokratik olgunluk içerisinde burada Bandırma'da üyelerimizin iradesinin tecelli ettiği bu sonucun tüm Bandırma'mıza ben hayırlı olmasını diliyorum. Hiç kuşkusuz adayımız parti meclisinin 22'sinin aralığını verecek karar sonrası resmen açıklanacaktır. Ancak partimizin aldığı ilke kararı ve demokratik teamüller gereği hiç kuşkusuz sandıktan çıkan arkadaşımız bizim adayımız olacaktır. Dolayısıyla tabii Bandırma emin ellerde. Bandırma'yı biz 5 yıldan beri ben her basın toplantısında gerek basın mensubu arkadaşlarıma gerekse Bandırmalara şunu söyledim. Biz Bandırma'yı AKP'nin Türkiye'de en güçlü olduğu dönemde siyasal anlamda
Söke söke Bandırma Belediyesi'nin anahtarını şehit olarak almıştır.